Çok özür dilerim Saygı abi. Çok somut bir soru. 1 Nisan sabahı 67 Cumhur İttifakı Belediye Başkanı, 10 tane HDP Belediye Başkanı, 4 tane CHP Belediye Başkanı ile karşılaştığınızda bu hegemonyayı nasıl yıkacaksınız? Yani bu hegemonyayı Türkiye'yi dönüştürerek, Türkiye'yi değiştirerek yıkacaksınız. O haritayla nasıl yıkacaksınız? O harita olmaz. Korkutmayın insanları. Yok, korkutmuyorum. Lütfen. Korkutmayın. Matematik ortada. Bak, sizin Ahmet Zeki Üçok'un haritasından bahsediyorum. Kardeşim, bakın bana ait bir şey değil. Ahmet Zeki Üçok'un efendim, olabilir. Sizin genel idare kuruluna sunduğu haritadan bahsediyorum. Deniz Bey. Az önce ekranımızdaydı o da. Tabii yani Deniz Bey. Şimdi diyorsunuz ki böyle olursa. Ben demiyorum Ahmet Zeki Üçok diyor. Sizin genel idare kurulu üyesi. Ben de diyorum bakın, ki doğru değil. Bakın ekranda şu anda. Bakın. Doğru değil onlar. Doğru değil. Sizin adı o zaman. Verilerle geldiğimiz zaman bunlar doğru değil. Bakın biz 2019 yılında bu ittifakı yaptık. Türkiye'yi değiştirmek için yaptık. Türkiye'yi bu yönetimden kurtarmak için yaptık. Bu yönetimden ve zihniyetten kurtulmamız gerekir. Dolayısıyla İyi Parti'nin siyasi pozisyonunun güçlenmesi demek, bu iktidardan kurtulma umudunu beslemek demektir. Son bir iki cümle rica ediyorum. Siyasal pozisyonumuz budur. Bundan sonraki süreç içerisinde İyi Parti'den AKP rahatsız. Yancılığa çağırıyor mu? Komşuluğa çağıran var. Kapımız açık diyenler var. İyi Parti'nin güçlenmesinden kim rahatsız oluyor? Niye rahatsız oluyor? İyi Parti'den başka da, Deniz Bey biraz önce güzel söyledi. İyi Parti'den başka da Türkiye'de siyaseten güçlenmesini umut edebileceğiniz başka bir parti var mı? Bu oyunu bozabilecek başka bir parti yok, var mı? Yok, genel seçim yok, olsaydı aynı şeyi söylerdim yok, ben. Süremiz sona erdi. Onun için ben İyi Parti'nin siyasi pozisyonunu güçlendirmek. Şimdi İyi Parti diyorsun. İyi Parti oyunu alsa, o sosyopolitik seçmen kitlesinden oyunu artırsa, demokrasi, adalet, bu sistemin değiştirmesi konusunda bir iradenin güçlenmesi Türkiye'nin hayrına değil midir? İnşallah. Peki. Ben de efendim, onu düşünüyorum. Tabanda birliktelik ben olur mu? Ben bunun için oy verilmesini istiyorum. Kaldı. Efendim, tabanda yine birliktelik olur mu? Hani Elbette. İyi Parti'nin İyi Parti olma şerefiyle oy vermiş. Biraz önce Eskişehir'den aradı değerli kardeşim. Ne için oy verdiğini biliyor. Benim kanaatime göre İyi Partiler partinin önemini biliyor. Partinin güçlenmesinin bugün 21 yıllık bir iktidarı dönüştürmenin, değiştirmenin tek yolu olduğunu biliyor. Kutuplaşmış bir sistem içerisinde. Bunu siz de gayet iyi biliyorsunuz. Sosyopolitik seçmen kitleleriyle ilgili tavırları biliyorsunuz. Kutuplaşmada toplum maalesef korkularla, baskılarla, tehditlerle yönlenmesi engelleniyor. Onun için hür ve müstakil denilen şey toplumun ihtiyaçlarına ve değerlerine göre bir siyaset oluşturmak istiyoruz. Kaldı ki Sayın Özel sağ değil sol şey yapacağız dedi. Yani sola daha fazla dayanacağız dedi. Artık sağcı danışmanları da atıyoruz dedi. Dolayısıyla biz solla birlikte olacağız diyerek kendine göre bir mecra oluşturdu. Peki. Bu mecrada güçleneceğiz dedi Cumhuriyet Halk Partisi. Bu siyasal tutumu Cumhuriyet Halk Partisi siyasal saygı duyuyorum buna. Biz de siyasal tutumumuzu bu eksende kültürel Marksistlerden yana kurmuyoruz ya da muhafazakar devrimci anlayıştan kurmuyoruz. Milliyetçi, demokrat ve kalkınmacı bir siyasetle Türkiye'nin önüne yeni bir seçeneği güçlendirmek için geliyoruz. Teşekkür. Dolayısıyla teşekkür böyle ederiz. Bakıldığı zaman yapılması gereken şey bizim şuraya oy verirseniz böyle olur. Buraya oy verirseniz devlet yıkılır. Buraya teröristsiniz ya, yarımız çapulcu olduk, yarımız cahil olduk. Ya terörist olduk ya bilmem ne olduk. Bu milleti bu korku ve tehditlerden uzaklaştıralım. Partiler kendilerini ifade etsin. Toplum tercihte bulunsun. İnanın değiştiririz. Peki. İnanın değiştiririz.